Kazıma işlemi bitti. Devre kartını test etmek için lehimleyeceğim. Lehimlerken de bu canavarın teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Kıyaslamak için aynı PCB'yi PCBWay'den de sipariş ettim ve bir haftada elime ulaştı. Her iki kartın komponentleri ve dizilimi aynı olduğu için PCBWay'den gelen elekle ikisini de lehimleyebilirim. Şimdi lehimlemeden önce kartların boş hallerine bir bakalım. Spindle hassasiyeti 1 mikronun altında olmasına rağmen CNC'nin genel hassasiyeti 3 mikron seviyesinde. Kaç mikron olduğunu ölçemeyeceğim ama mikroskopla baktığım zaman hassasiyetin oldukça yüksek olduğunu görebiliyorum. Diğer PCB CNC'lerinin aksine Z ekseni oldukça yüksek. 20x30 cm kazıma alanına sahip olan bu CNC'nin Z ekseni 12 cm olduğu için pirinç, alüminyum ve ahşap gibi diğer materyalleri de kazıyabiliyor. Makinenin gövdesi monoblok alüminyumdan yapılmış. Bu da hassasiyeti olumlu yönde etkiliyor. Ama bir yandan da 2 kişinin taşıyamayacağı 60 kilogram ağırlığında bir makine ortaya çıkmış. Otomatik seviye kalibrasyonu sayesinde PCB yüzeyinde bir eğrilik olsa bile makine bunu algılayıp ona göre kazıma yapabiliyor. Fazla uzatmadan diğer çarpıcı bazı özelliklerden bahsedelim. Makine tamamen kapalı olduğu için etrafa toz sıçramıyor. Ayrıca 0.15 mm kalınlığındaki yolları çok rahat kazıdı ki daha incelerinde kazıyabileceğini hissettiriyor. Bu arada CNC kendi başına çalışamıyor, tablet ya da bilgisayar bağlantısı gerekiyor. SD kart ya da flash bellek ile çalışmasını beklerdim. Solder mask yani maskeleme yapmadığım için pilin olduğu yer ile birkaç yerde kullanımı etkilemeyen kötü görüntü oluştu. Başka bir videoda çift taraflı PCB yapıp maskeleme de yapmayı düşünüyorum. Lehimleme işlemi bittiğine göre şimdi yazılımı yükleyip kartları test edebiliriz. Bu kart Udemy'de araç takip sistemi konulu kursumda kullandığım devrenin PCB hali. Kart şöyle çalışıyor, SMS ile konum soruyoruz, o da yine SMS ile bize koordinatlarını gönderiyor. İki kart da gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Peki bu makine bana ne kattı? Artık PCB'lerimi bir hafta beklemeden, kargo gümrük gibi masraflar etmeden 10 dakikada test edebilirim. Ayrıca müşterilerim için üretmem gereken 30-40 gibi sayılardaki devre kartlarını artık bununla yapıp teslim edebilirim. Bu makinayla seri üretim yapanlar da var ama seri üretim benim iş alanıma girmediği için ben seri üretimde kullanmayacağım. Makinayla ilgili bahsetmediğim çok fazla detay bilgi var. Bunların hepsini bir videoya sığdırmak pek mümkün değil. Meraklı olanlar açıklamalar kısmındaki linkten ürünün sayfasına gidip detayları inceleyebilirler. Konuyla ilgili sorularınızı, görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Hoşça kalın.